Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Esmen Bartay'de uluslararası toplumun Kıbrıs'taki gelişmelere karşı ilgisi ve desteğinin daha önce hiç olmadığı kadar fazla olduğunu söyledi. Esmen Bartay'da bugün Cumhurbaşkanı Akıncı'yı ziyaret ederek yaklaşık 1,5 saatlik görüşme yaptı. Ben de Görüşmenin ardından basına açıklama yapan Ayde, Kıbrıs'taki sürecin liderler tarafından sürdürülen bir süreç olduğunu vurguladı. We've had the Security Council brief. Yarınki görüşmede liderlerin ileriki aylardaki görüşmelerinin nasıl planlanacağını göreceklerini belirten özel danışman, bazı ay sayısındaki konunun üzerinde anlaşılması gerektiğini, her iki tarafın onayına sunulacak bir anlaşma metninin ortaya çıkması içinse birçok engel yaratan konunun üzerinde yoğun çalışılması gerektiğini kaydetti. Bir soruya karşılık Ayde, Türkçenin Avrupa Birliği'nde resmi dil olarak kabul edilmesi önerisinin önemli bir adım olduğunu, bunun adıdaki olumlu havanın dışarıya bir yansıması olarak görülebileceğini, ayrıca tüm Kıbrıslılar için iki dilin de resmi dil olmasının önemli olduğunu ifade etti. And we will see how they now organize the coming months. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Esmen Bartay'da yarınki görüşmeden ne beklediği konusundaki soruya da Güvenlik Konseyi ve Davos'ta olanların bir araya getirilmesi şeklinde olacak ve ben de liderlerden benim ve ekibimin gelecek aylar için kendilerine nasıl bir destek organize edebileceğimiz konusunda önerilerini bekliyor olacağım şeklinde cevap verdi. The timing and so on, because this is the topic of the meeting tomorrow.